Merhabalar arkadaşlar, İğneoğulları Naci'de YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere muhteşem bir oyanın anlatımını yapacağım. Umarım beğenir, sizler de dener, yaparsınız. Kullandığım iplerim oyalı suni pek iptir, 4 katlısı. Instagram'dan Tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kapıda ödemeli bir şekilde de gönderiyor. Kanalıma da abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarımıza buradan çok çok teşekkür ederim. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, hemen modelimizin yapımına geçelim. Bu şekilde önceden zürafamı ayarlamıştım. Ara yolumda bu şekilde olacak. Hemen burada şimdi bir tane zürafa bırakıyorum. İkinci zürafamızın içine bu yeşil ipimi sabitliyorum. Şimdi buraya 3 tane zürafa yapacağız. Bu zürafaların içine çiçeklerimizi dal yapacağım. Hemen şu ipimi buradan alalım. Şimdi ilk zürafamın içine ipimi geriye şöyle alıyorum. Bu geriye aldığım ipimizi böyle çok sıkı yapmayalım arkadaşlar. Zürafaların içine dal yapacağımız için böyle burayı gerdirmesin. Biraz daha bol bırakalım. Hemen şimdi buraya şöyle ufak bir kibrik yapıyorum. Tekrardan kipriğimin üzerine şöyle yukarı doğru alıyoruz. Bu şekilde 3 sıra çıkacağız. Sıramı çıktım. Hemen şimdi buraya bir tane şöyle kiprik yapalım. Buraya çiçekler yapacağım. Şimdi yanlarına batarak aşağıya inelim. Bu şekilde buraya dal oluşturacağız. Şöyle en dibine inelim. Şimdi yandaki zürafama geçiyorum. Yine aynı şekilde bu dalımızdan buraya da yapalım arkadaşlar. Boyutu aynı olacak. Hemen yine tepesine kipriğimizi yapıyorum. Yine aynı şekilde yanları batarak aşağıya kadar ineceğiz. Hemen yandakini de yapalım. Modelimin yapımı kolay, böyle herkesin yapabileceği tarzda arkadaşlar. Böyle yeni öğrenen arkadaşlarımız için de çok şık bir model. Hem böyle çok ağır duruyor, hem de yapımı kolay.
Evet, böylelikle dallarımı tamamlamış oldum. Hemen şimdi bir tane zürafa atlıyoruz. Hemen ara yolumu yapıyorum. O atladım. Şurayı keseceğim. Hemen keselim. Şimdi bir tane zürafamızı yaptım. Geriye alıyorum. Burayı hemen bir tane kiprimizi yapıyoruz. Yanındaki zürafama geçiyorum. Şimdi tekrardan bir zürafa daha yapıyorum. İçine geriye tekrardan ipimizi atıyorum. Yine buraya şöyle kiplik yapıyoruz. Ara yolum bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu ilerleteyim. Tekrardan çiçeklerimizde döneyim. Ara yolumu da ben tamamladım. Ara yolum çok sıkı benim arkadaşlar. Bayağı bir sıkı yapmışım. Sizler yazmalarınıza 32 çiçek sayısı olarak modelimi çalışabilirsiniz. Ben sizlere hani örnek olsun diye bu şekilde çıkardım. Çünkü arası bayağı sıkı. Tabii ki çok sıkı isteyenler için de bu boy da idealdir. Modelimde bugünkü bu şekilde. Hemen yapımına başlayalım. Kiprimin içine hemen bu ipimizle tutturuyorum. Bir tane kiprimizi yapalım. Şu boyutta. Hemen şu ipimizi buradan alalım. Hemen kiprimin üzerine tekrardan ipimi yukarı alıyorum. Şöyle yukarı doğru çekiştirelim arkadaşlar. Buraya bir tane kiprik yapalım. Tekrardan dibine iniyorum. İpimi tekrardan bu indiğim ipin üzerine yukarı doğru çekiyorum. Buraya yine kiprik yapacağız. Bu şekilde 4 sıra çıkacağız arkadaşlar. Pardon. Hemen yine kiprimizi yapıyorum. Evet, bu şekilde son sıramı da yaptım. Böyle 4 tane çıktık. 4 sıra. Hemen tekrardan dibine iniyorum. Buraya sıkı bir düğüm atıp buradaki işlemimizi tamamlıyoruz. Şöyle iyice çekelim. Hemen şu yandaki ortadaki rengimiz farklı olacağı için yan taraf ortadakini bırakıp buradaki kipriğimize hemen yine devam ediyoruz.
Şöyle kipriğimizin boylarını iyice ayarlayıp ondan sonra ipimizi çekiştirelim arkadaşlar. Açılması zor oluyor sonradan. İyice emin olalım. Ondan sonra ipimizi iyice çekelim. Hemen yine dibine inip burayı da bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle iyice ipimizi sıkı çekelim. Şuraya işlem yapacağımız için buradaki düğmemiz açılmasın. Hemen şu yeşil rengimize de yapalım. Su yeşili diye biliyorum ama bu rengi arkadaşlar sizler ne diyorsunuz? Hemen ortadakini de yapalım. Modelimizi hep birlikte bitirelim. Evet, burayı da bitirdik arkadaşlar. Hemen ipimizi şöyle keselim. Hemen şu sarı rengimizde de şuralara ikişer tane pırpır atalım arkadaşlar. Biraz modelimizi şöyle canlandıralım. Şöyle. Sarı rengimizde iki tane kiprik yapıyoruz. Hemen yan taraftakine de geçelim. Ben bu kipriklerimi tamamlayayım arkadaşlar. Modelimin fiyat kısmıyla gelelim. Başka da modelimizde tamamı bu şekilde. Başka göstereceğimiz bir ayrıntımız yok. Hemen geliyorum. Modelimin bitmiş hali bir şekilde arkadaşlar. Böyle yapımı kolay, o kadar da gösterişli bir oyam oldu bugünkü. Böyle herkesin yapabileceği tarzda bir model arkadaşlar. Şimdi bu güzelliğin fiyatına gelecek olursak yazma harici en az 300 TL'den başlamalı.
Tabii ki bu sıklıkta olursa işçiliğinize göre de fiyatlarınızı artırabilirsiniz. Arasını sizler bayağı bir açabilirsiniz. Benimki çok sıkı oldu arkadaşlar. Bu sıklıkta olursa tabii ki fiyatı en az 300 TL'den başlar. Yazma harici bu fiyatlar arkadaşlar. Yazmanın fiyatını da üzerine koyup ona göre belirleyebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.